Efendim merhabalar, beIN Sports ekranlarına sanal direktör hoş geldiniz. Süper Lig'de 16. hafta başlıyor. Sizlere hafta boyunca sanal direktörde takımınızın seçtiğiniz takımın dizilişini ve 11'ini oyladınız ve şimdi sonuçlar da sanal direktörde huzurlarınızda karşınızda olacak. Her zamanki gibi Raşit Altun'la birlikte sanal direktörde haftanın 11'lerini, dizilişlerini konuşacağız, değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Raşit Altun sanal direktöre. Hoş bulduk. Değerli izleyenler, tabii birazdan konuşacağız. Takımları, 11'leri, eksikleri, cezaları ancak sizlerle her zamanki gibi önce 16. hafta yaklaşırken artık saatler kalmışken bir genel puan durumu fikstür ekranlara gelsin. Sonrasında zaten ekranlara da geliyor. Trabzonspor 39 puanlı liderliğini sürdürüyor. Süper Lig'in zirvesinde Trabzonspor, İttifak Holding, Konyaspor'un puanı 27, Fenerbahçe ile birlikte Ataşehir Adayspor 26 puanla 4. sırada yer alıyor. Medipol Başakşehir 5. sırada puanı 25. Aytemiz Alanyaspor 24 puanda. Galatasaray 23 puanda. Babakas Fatih Karagümrük'ü görüyoruz 22 puanda. Beşiktaş, son şampiyon Beşiktaş zirvenin bir hayli uzağında 21 puanla yer alıyor ki zaten birazdan konuşacağız. Teknik adam değişikliği de yaşanıyor. Beşiktaş'ta bir süreç şu anda işliyor. Adana Demirspor 20 puanla 10. sırada ki zaten Adana Demirspor, Giresunspor maçı da yine gündemimizde. Demirgrup Sivasspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor'un puanı 19. Altay Yeni Stadyumu'na kavuşuyor. Bugün oynanacak Ataşehir Adayspor mücadelesiyle Fraport Antalyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü ile 18'er puanda. Göztepe'nin puanı 14. Yeni Malatyaspor yine 14 puanda. Kasımpaşa 11, Çaykur Rizespor'sa 10 puanda alt sıralar böyle şekilleniyor. 16. hafta başlıyor. Bugün oynanacak Altay Ataşehirspor maçıyla startımızı vereceğiz yeni haftaya. Yarın saat 13.30'u gösterdiğinde Vavakars Fatih Karagümrük İttifak Holding Konyaspor mücadelesi oynanacak. İstanbul derbisinde Medipol Başakşehir Kasımpaşa'yı konuk edecek ve serisini sürdürmek isteyecek Emre Belezoğlu'nun takımı. Çaykur Rizespor, Göztepe hiç kuşku yok ki alt sıraları çok yakından ilgilendiren bir mücadele Başakşehir olacak. Kasımpaşa maçları da enteresan oluyor. Evet. Cihan ters geliyor evet, biraz Kasımpaşa Başakşehir'de. Peki Raport Antalya Spor, Trabzonspor mücadelesi onu hakkında zaten birazdan zaten konuşacağız. Adana Demirspor, GZT Giresunspor. Bu da mesela bence haftanın maç, enteresan evet, maçlarından biri konuşacağız. Olacak. Yine Öznur Kablo, yeni Malatya Spor, Aytemiz Alanya Spor, Beşiktaş ki zaten birazdan konuşacağız. Teknik adam hamlesi bekleniyor Beşiktaş'ta ama Kayseri Spor mücadelesine yine hocasıyla çıkamayacak gibi gözüküyor en azından şu anda. Demirgrup Sivas Spor, Galatasaray, zor mücadele Galatasaray için Sivas deplasmanı. Herkes için zor Sivas deplasmanı. En azından tarih için de şu anda aralık. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe mücadelesiyle Avrupa yorgunu takımlarımızın maçlarıyla birlikte de pazartesi gününü noktalıyor olacağız sevgili izleyenler. Sanal direktöre Fraport Antalyaspor Trabzonspor mücadelesiyle startımızı veriyoruz. Fraport Antalyaspor taraftarları hafta boyunca sanal direktörde nasıl bir diziliş ve takım oyladılar ekranlarınıza geliyor. 4-2-3-1 dizilimi Fraport Antalyaspor taraftarları tarafından %26 ile en çok oyu aldı. İşte çok doğal tabii. Bofen de geçtiğimiz haftada yine kaledeydi. Antalyaspor'un tabii bir numarası. Bir Hamilton'un eksikliğini hisseder diye düşünüyorum ben. Antalyaspor'da eksikler var biliyorsun. Evet. Ama defans hattında bir problem yok. Savunma hattı ekranlara geliyor. Yine Veysel ve Naldo'dan oluşuyor bu hat. Aslında tabii üçlü oynatıyor. Evet, Nuri Hoca dörtlü, üçlü oynatıyor. Evet, dörtlü oyluyor ama Antalyalılar Nuri Hoca dörtlü oynatıyor. Üçlü oynatıyor. Hücumun, savunmanın bakalım sağında ekranlara da geliyor. Raport Antalyaspor'da Bünyamin. Bünyamin çok normal. Yine aldığı... Hiç oy almadan kapmış orayı. Atak kıyak çekmiş Türk topçu diye herhalde. Yok tabii şey herhalde orada bir hata oldu. %70 yalnız, oy almış Bünyamin'de. Şimdi şöyle oluyor aslında. Kudryashov oluyor. Güray'la 3-5-2'nin Bünyamin sağında solunda oynatıyor tabii hoca. Yani Antalyalıların da Kudryashov biliyorsun Rus milli takımının ilk 11 oyuncusu. Onu şey yapmamaları enteresan. Daha önce de oldu bu çünkü. Daha önce de böyle... Yalçın elemelerinde kötü bir maç çıkarmıştı Kudryashov. Hatta sonuçta... kendi kalesinde attığı golle değil mi?
Tamam Cihan da yani sonuçta Rus milli takımının ilk 11'inde oynayan bir futbol bu yani kendi karşısında. Hatta hayır daha önceki şeylerde de sanal programlarda da. Yo doğru katılıyorum yine. Yine Kudryo Show'u kestiler. Show sevmiyor taraftarla barışmamış demek ki Yıldız'ım. Devam ediyoruz bakalım orta sahada kimleri seçmiş. Fraport Avantalya Spor taraftarları Milošević ve Poli. Yani Poli tabii orta çok üst düzey bir oyuncu. Kariyeri Serie A seviyesi. İyi maçlarda çıkarıyor açıkçası. Ama tabii geçen hafta 10 kişi, 9 kişi kalan rakibine. Kayseri Spor kazan. Maçın hücum uzun bölümünde 9 kişi yani. Oynadı. O kilidi kıramadılar. 60 dakika, 30 dakika 10 kişi, 30 dakikada 9 kişi tabii. Oynadı. Evet. Enteresan yani, bir. Tabii, gol dahi atamaması bir sıkıntı aslında. Taktiksel anlamda bence orada bir hata yapıldı. Yani sağdan soldan 50 yakın orta kesildi ve gelen ortalar hani sanki ama duvardan döner gibi geri döndü. Ama yani orada tabii Kayseri Spor Stoperleri tarafından. Tabii ki Antalya Spor'un mutlaka eksiği vardır ama orada Kayseri Spor'un performansını da alkışlamak lazım. Alkışlamak lazım kesinlikle. Devam ediyoruz. Fraport Avantalya Spor'un bakalım orta sahasında hangi isimleri oynadı taraftar. Freddy %32 oy aldı. Yine Hakan Özmert'in de kadroda olmadığını. Yani tabii çok deneyimli bir oyuncu ve takımında eksikli bence evet yani rotasyonda kullanıyordu. Gökdeniz ve Doğukan Sinik. Doğukan da performansını artırıyor. Gökdeniz biraz hani o bir çıkış yaptı ama o patlamayı henüz yapamadı. Mesela Bünyamin ve Doğukan Nuri Şahin'le birlikte bir çıkışa geçtiler. Evet. Bir ayağa kalktılar. Gökdeniz'de onu henüz göremediğimi ben en azından göremedik yani. Göremedim. Devam ediyoruz. Fraport Avantalya Spor'un forvetinde ise Mukai Iru yer alıyor. Antalya Spor'un yani genç forveti. Genç forvet. Mukai Iru Kriveli de evet, yok. Yok. Kayseri Spor maçında biraz şeydi ama Mukai Iru. Biraz bencil bir iki pozisyonda daha iyi pozisyon kendim atacağım diye daha iyi pozisyondaki arkadaşlarına pas vermedi. Ben en azından öyle düşünüyorum. Kayseri mücadelesi. Kayseri maçında evet. Evet. Yani tabii ki santrafor hani biraz hep derler ya santrafor bencil olur. İşte kaleyi görünce vurur, kendi zorlar vesaire ama takım sıkıntılı bir durumdayken yani Antalya Spor daha henüz 18 puanla düşme tehlikesini atlatmış değil. Evet böyle bir 15. yani biraz bir nefes aldı yukarıya çıktı Nuri Şahin'le ama henüz daha erken. Yani Kayseri maçını kazanması gerekiyordu. Kazanması gerekmese de en azından puan alabilirsin ya da bir gol atarsın. Evet yani. Evet. Çünkü maç boyunca baktığın zaman öyle inanılmaz akıllara zarar pozisyonları kaçırmadı. Kaçmadı yani. Kaçmadı. Hani onu da yani söylemek biraz, lazım. Yani Mukayra tabii genç bir oyuncu yani. Peki. Evet. Fraport Avantalya Spor'un 11'i ve dizilişi böyleydi. Sevgili izleyenler peki Süper Lig'in lideri 39 puanla namağlup lideri Trabzonspor bakalım performansını bu haftada devam ettirebilecek mi? Şimdi Trabzonspor'un kalesiyle devam ediyoruz. 4-2-3-1 oyların büyük çoğunluğunu %48'ini aldı Trabzonspor'a. Yani Uğurcan o %1 herhalde o genç kaleci vardı ya Arda'nın lisedeki sınıf arkadaşları falan organize mi oldular yani? O %1'i kim vermedi acaba? Hani evet. Olur ya çocuk şey ya lise öğrencisi ya bir tanesi onlara. Tabii tabii. Evet. O herhalde arkadaşlar organize etti. Bütün okul bastılar. O %1 yani Uğurcan Çakır herhalde %100 alması lazım. Bence gerekiyor yani. Hayır, her hafta performansı hakikaten maksimum performansı yani. Devam ediyoruz. Süper Lig'in belki de en istikrarlı stoper ikilisi evet. Artık dillere pelesek. Onlar oldu yani. Edgar şey, ile Hugo. İşte iyi stoper performansları izliyoruz yani. Hugo Edgar. Bu iyi bir ikili oluşturdular ama ben hani bir takviye daha devre arası stoper yapması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Yani o Dansville sol stoper de oynuyor ama yani sanki o şeyi alamadı Trabzon ondan. Yani faydalanıyor ama hani o yani mesela Hugo'nun, Edgar'ın yokluğunda sıkıntı olur diye düşünüyorum ben. Devam ediyoruz. Trabzonspor savunmasının sağında Borukhan Toköz var. Sonra Dansville. 63'de solda Dansville var. Tronsen'in de şimdi kadrodan burada duracak olursak Can. Dansville bence o, yani bir kere yani %50 almasına rağmen. Tronsen'de, Dansville'de, İsmail Köybaşı'da bence hocanın istediği hayal ettiği performansı vermiyor. Sol bek değil. Değil. Ama şu var. Şimdi Dorukhan'ın kadroda olması Siopis'in yabancı kuralından dolayı ilk 11 oynamaya başlamasına sağlıyor. Yani evet oradan bir kayıp oldu belki ama hani şey olarak yerli oyuncu İsmail oynamıyor ama burada tabii Dorukhan'ın Perez'in gelmesine rağmen neticede Serie A'da Roma'da geçen sene ilk 11 oynayan oyuncu. Burada Dorukhan'ın performansı onu tolere etti
Ben Perez'in sol bek oynayacağını da düşünüyorum. Geçen hafta da hatta seninle konuştuk. Oynatmadı hocam ama bu hafta olabilir. Devam ediyoruz. Diye düşünüyorum. Bünyamin'in karşısında mesela daha çabuk bir oyuncu olarak bilemiyoruz tabii. Ama tabii Ekuban'la oynamak da Perez çok ofansif gücü yüksek bir oyuncu. Ekuban'da hani çok defansif yönü yok. Densil stoper özellikle hani daha bir defans sol bek. Perez daha ofansif bir bek olduğu için muhtemelen o yüzden tercih ediyor. Neyse Dorukhan da ofansif bir bek yani. Evet. İkisi birden gidince sıkıntı olabilir. Trabzonspor'un taraftarın oyladığı Raşit Altun yorumlarıyla birlikte devam ediyoruz. 11'in orta saha bloğunda da yine Berat Hamş ikilisi var. Tartışmalar devam ediyor. Trabzonspor taraftarı Berat'tan vazgeçmiyor. Abdullah Avcı da Siyopis'ten. Ben de Siyopis. Son haftalarda en azından vazgeçmiyor. Ben, ama işte yabancı kontenjanlar ben de Siyopis'çiyim. Ya bence Marek Hamşik, Siyopis, Bakasetas bence muazzam bir orta saha oluyor. Evet. Diye düşünüyorum ben. Çünkü Siyopis gerçek bir toparlayıcı. Yani gerçek bir Kante'nin. Kante derken kesinlikle katılıyorum. Kante'nin yani, bir iki level tabii yani Kante değil tabii de o tarz bir oyuncu yani. İnanılmaz. Çok faydalı yani, bence. İkinci, üçüncü topları. Yani bence bu üçlü çok daha ideal Berat. Yani böyle olunca Marek Hamşik daha ileriye gidebiliyor. Daha serbest oynuyor. Çok fazla Neteri Yunanistan milli takımının da biliyorsun ilk 11 oyuncusu Siyopis. Çok deneyimli bir oyuncu. Yani bence bu Siyopis'li üçlü daha şey. Ben öyle oynatacağını düşünüyorum. İzleyip göreceğiz tabii. Yani bana daha mantıklı geliyor. Tabii ki hoca karar verecek. Yok katılıyorum ben de. Devam ediyoruz. Trabzonspor'un Abdullah Avcı'nın bakalım Fraport Antalya Spor mücadelesi öncesi tabii ligin en şiddetli performanslarından 6 birini. 6 gol 6 asist Vakayeme. Vakayeme yine %99. Ömür uçuyor. Yani, hakikaten Abdülkadir Ömür tutulamıyor performansı, şu anda. İnşallah milli takımımız için de iyi olacak. En azından Portekiz ve sonrasında İnşallah olası sonrası olur tabii. İtalya mücadelesine kadar diyelim ve bakalım Trabzonspor'un taraftarın oylarıyla sanal direktörde kim oylanıyor? Cornelius. Evet. Ama Giannini biraz da yakın. Yani yakın, biraz değil, bayağı yakın. 20 küsürdü çünkü. Yani herhalde Trabzon'un yaptığı transferler arasında Koyta ve İsmail Köybaşı hariç herkesten verim alıyor şey. Koyta da tabii uzun süren sakatlık. Geçen hafta çok etkili değildi. Koyta evet, oynadı geçen hafta Adana Demirspor mücadelesinde çok yani öyle etkiliydi. Bir de Can her transferde %100 başarı böyle bir şey. Bir iki tane de seksin diyorsun. Tabii mümkün değil. Ama bak Trabzon ligin en yakın rakibine... Raştan Trabzonspor takım olarak. 12 puan fark attı en yakın rakibine Can Trabzonspor. Ligin en çok gol atan 31 gol. En az gol yiyen takımı 11 gol. Artı 20 avaraj tabii ki doğal olarak ligin en iyi avarajı. Ama şu var. Mesela bütün ligde ya da diyelim şampiyonluk yarışındaki takımlara bakalım. Hani neticede Fenerbahçe de yarışın içinde. Diğer takımlar da hani yukarıları kovalıyor. Galatasaray Beşiktaş da mutlaka yukarılara tırmanacaktır diye tahmin ediyoruz. Ama bir takım transfer açıkladı. Daha ligin bitmesine 3 hafta kadar. Evet. Yani bu iyi Kuasi. Iyi bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Tamam oyuncu ne olacak göreceğiz. İki kanatta oynuyor. Süratli. Boyu 1.80'in üzerinde. Biraz Cervinho'ya benziyor tarzı. Yani ne oyuncunun ne olduğunu tabii ki göreceğiz. Çin liginden geliyor. Bilemiyoruz. 13 maçta 5 gol atmış. Belki kapalı kutu. Belki inanılmaz performans sergileyecek. Vakayeme gibi. O da İsrail'den geldi. Belki de hani olmayacak. Ama şu önemli. Yani ligin bitmesine 3 hafta kala forveti işte eksiğini kapattı Trabzonspor. Diğer takımlar, ligde birçok takım var. Kapatmadı. Bu önemli bir şey. Yani bu farkla bence Trabzonspor'un 12 puan önünde olmasının nedenlerinden biri de bu. Doğru organizasyon, doğru planlama. Abdullah Avcı önderliğinde yönetim de Abdullah Avcı'nın karar mekanizmasına güvenmesi sonrasında belki Kuas transferi mesela evet. En azından konuşulanlar kulüpten aldığımız bilgiler gördüğümüz kadarıyla Abdullah Avcı'nın bizzat futbol, istediği bir isim. Tamam futbol ya alırsınız yönünde. Olmaz. Alırsınız muazzam bir futbolcudur olmaz. Bu ligimizde oldu yani. Ne büyük topçular geldi olmadı. Ama önemli olan doğru hareket etmek. Bu olmaz öbürü o olmaz öbürü oluyor yani. Peki. En azından doğru planlama. Buyurun. Evet sevgili izleyenler ilk mücadelemiz sanal direktörde Fraport Antalya Spor Trabzonspor mücadelesiydi. Adana Demirspor GZT Giresunspor maçını seçtik sizler için. Sizlerin de yorumuna taraftarın oylamasına sunduk. Bakalım taraftarlardan gelen oylar ölçütünde Adana Demirspor 11'i nasıl şekilleniyor kalede? Muriç var. Beğendiğim bir çok kaleci. Iyi. Benim de çok iyi. Kosovalı çok çok iyi. Zaten Manchester aldığı bir oy var. Manchester City'den kiralık zaten oyuncu. Evet. Çok çok ben de beğeniyorum. Geçen hafta da Adana Demirspor'un Trabzon deplasmanında hani
tabii ki futbol bir yenilirsin ama öyle bir ezilmedi yani. Top oynadı, atabilirdi. Trabzonspor'un rakibini çok net boğduğunu, sağlı sollu yüklendiğini, yıprattığını söyleyeyim mi? Trabzonspor'da artık zaten soğukkanlı oynuyor. Puanya'da puanlar alabilirdi. Bence taktik olarak iki tane, yani Adana Demirspor'da, Giresunspor'da taktik disipline bağlı iyi takımlar olduğunu düşünüyorum ben. Devam ediyoruz Adana Demirspor'un stoper hattında bakalım. Hangi isimler var? Samet ve Deli. Evet. Alıyor. Samet geçen hafta yoktu, bu hafta. Hatta sen Samet'in olmamasını... Yok. Ha şeyde yoktu, kadroda yoktu. Kadroda yoktu, sen hatta eleştirmiştin. Yani demiştin Samet nasıl olmaz demiş. Taraflarında seçmez. Bence geçen sene 4 milyon TL'ye aldılar Keçiören gücünden. Bence ligin iyi stoperlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Hele fiyat performansı da en iyisi bence. Fiyat evet. 4 milyon TL'ye aldınız bir oyuncu. Tabii ki işte Kim, Marcao, işte Nelson, iyi stoperler var tabii ligimizde. Vitor Hugo. Ama 3 milyon euro, 5 milyon euro, 7 milyon euro, 2 milyon euro. 4 milyon TL. Yani bugünkü kurla 200 bin yani, euro. Euro ediyor. Neyse yani 250 bin euro ediyor. Performans bence iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Süper Lig seviyesi için. Bu daha hafta, doğrusu bu kadar geç gelmesi aslında Türk şeyinin teknik direktörlerin, scout'un bence hatası. Yani bu çocuğu görmemeleri. Çünkü İstanbul'da Sancaktepe'de falan oynamış 2-3 sene öncesine kadar. Yaşı da var 25-26-27. Finalde Adana Demirspor'un kadroya katması da Adana Demirspor'un transfer başarısıdır. Geçen sene devre arasında sezon sonu aldılar geçen sene yanılmıyorsam. Ya da sezon aldılar. Bitmeden diye hatırlıyorum ben de. Devam ediyoruz. Deli yine aldı oyda %40. Samet'le birlikte ama Samet'in de oyunun Rasul'le biraz daha yakın olduğunu söyleyelim. Evet. Bekler bakalım Adana Demirspor taraftarı Svensson ve Rasul. Zaten ideal net kadrosu bu. Ben iyi bir dörtlü olduğunu düşünüyorum. İyi bir bek performansı alıyor. Kesin. Ben... Hem sağ bekinden hem sol bekinden sezon boyunca şu ana kadar. Sağ beki daha ofansif. Sol beki zaten stoper özellikle. Bence iyi bir diziliş yapıyor. Montella ben iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Devam ediyoruz. Bakalım orta saha seçimi taraftarı ne? İstanbul'e %26, Sinan'da %19. Yani. Baktığımız zaman da yine Bjarnason biraz zorlamış. Yani Sinan da orada biraz tabii yani çok formda değil diyeyim. Evet, İstanbul'u biraz daha iyi olabilir. Öne çıkıyor. Devam ediyoruz. Adana Demirspor taraftarı Vargas. Yine çok 119. Özel bir, evet, yetenekli bir. Aldı 119 oy. Ben acaba diğer bölgelerde de olduğu için herhangi bir Vargas hamlesi görecek miyiz? Bakalım ekranlara da. Geliyor. Yunus. Artık Yunus için de Raşit Altun bir Süper Lig oyuncusu olduğunu net olarak söyleyebiliriz. 2000 doğumlu bir oyuncu. Kiralık zaten Galatasaray'da. İyi performans sergiledi. Sezon başında PSV Eindhoven mücadelesinde Yunus da vardı. Galatasaray'ın PSV maçında kaldı. İyi performans sergilediğini söyleyebiliriz. Ya aslında 2000 tabii genç değil artık. Yani şampiyon Beşiktaş'ın kalecisi 2001'liydi dersin. Sol bek Rıdvan 2001'liydi. Tabii ki genç Can Bozdoğan da yine 2001'liydi. Evet yani. Son Kasımpaşa maçında 3-2001'de oyuncu vardı. İnsan hayatına göre tabii ki genç ama Arda Güler genç yani 2005'li. Yani futbol içinde. 15-16 yaşında çocuk. Buyurun. Ve Adana Demirspor'un forveti Mario Balotelli %65'te. Yani ben Trabzonspor Balotelli'nin genel sezon başından bu yana performansını ben beğeniyorum yani. Ben de beğeniyorum. Balotelli'yi. Tabii yani çok klas, çok üst düzey. İtalya milli takımının santraforundan, Manchester City'nin, Liverpool'un santraforundan bahsediyoruz. Çok üst düzey tabii bir oyuncu. Hani bence tabii bekleneni verdim diyeceksen tabii ki Balotelli ismi çok büyük ama bence iyi oynuyor. İyi en azından söyleyebiliriz. Evet. Balotelli'nin performansı da taraftar tarafından beğenilmeye devam ediyor. Ve son 3 maçını kazanan GZT Giresunspor, 3 maçından 9 puan çıkaran Hakan Keleş yönetiminde GZT Giresunspor'un 11'i sanal direktörde huzurlarınızda. Kalede Okan Kocuk var, %97'lik aldığı. Çok kötü başlamıştı sezona. Evet, ama toparladı. Son maçlarda hakikaten. Yedi hatta çok trajik bir gol verdi galiba. Antep maçı mıydı hatırlayamadım. Olabilir. Futbolu kaleci tabii ki gol yiyecek. Hata da yapacak ama son haftalarda takımla birlikte, yani Okan'la birlikte takımla birlikte Okan'ın performansı yükseldi. Okan Kocuk kalede, sevgili izleyenler. Stoper hattında bakalım kimler var? GZT, Giresunspor'da Diarra ve Perez. İkisi de atletik oyuncular. Çabuk oyuncular. Çok uzun boylu değil ikisi de. Mesela hani ligin iyi stoper ikililerinden. Diarra ile Perez. Devam ediyoruz. Sağ bek ve sol bek performansları. Yine Aziz Beyt ve
Zeki. Yavru yani, herhalde Zeki'nin bence kariyerinin en iyi sezonlarından biri olabilir. Giresun'da. Hakikaten iyi oynuyor Zeki Yavru. Bence çok iyi oynuyor. Aziz Beyç peki en azından ligimizde sol bek arayan yani, takımlar için, sol bek arayışlı olan takımlar için bir seçenek olarak düşünelim almış mi? Almış işte seçeneği almış Giresun Spor. Burada enteresan olan Emre Taşdemir'in Giresun Galatasaray'dan kiralamıştı. Burada %6 oy olmaz. Enteresan olan evet. Yani hani, tamam yani. A milli takım oyuncusu neticede Emre Taşdemir. A milli takım seviyesi çıktı tamam. Formayı verirsin de yüzde mesela atıyorum 75'e 25 de değil yani. %94'e 6. 6 taraftar bir hayli şiddetle izleyici. Kadro dışı bırakmış. Kadro dışı bırakmış. Taraftar evet. Kadro dışı bırakmış da demek mümkün gözüküyor. Devam ediyoruz orta saha seçimleriyle. GZT Giresun Spor taraftarını Flavio ve Traore ve Diabate Trabzonspor'dan kiralanan isimlerin performansını nasıl değerlendiriyor? Ben ikisinin de iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Ama hani takım halinde bitirelim şeyi. Tüm takım bitirelim. Yani bitirince konuşuyoruz. Yani. Peki. Süleymanov 170 Sergin, aldığı bir oy var. Sergio benim de beğendiğim bir isim sezon başından bir yöne Sergio. En uçta da iki yabancı Valde. Oldu. İki yerli oldu burada. Bir yerli oyuncu daha olacak evet, tabii. Olması gerekiyor tabii. Ya vallahi tabii hakikaten Giresun Spor 46 yıl sonra hep övüyoruz. Lige çıktı. Ligde kalması bence başarıdır. Ama iyi oynuyor. Taktik disipline bağlı oynuyor. Oynayarak ligde kaldı. Mesela geçen hafta Karagümrük maçında Balde Lucas Biglia'yı marke etti. Maç boyunca baskı yaptı. Zaten 80. dakikadan sonra topu kapı gol oldu. Vesaire yani çok çalışıyorlar. Derslerine çok çalışıyorlar ve taktik disipline bağlı kalıyorlar. Giresun Spor. Demirspor için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bence çok güzel bir maç bizi bekliyor. Peki. Hakikaten çok keyifli maç. Atay'a teşekkür ederim bu maçı seçtiği için. Yani bu hafta tabii büyük takımların maçları biraz şey hani birazdan konuşacağız. Geride kalıyor ya diğer maçlar. O neticede büyük takımların maçları. En azından maçları. Ön plana çıkarmadık diyelim. Ama bu maç mesela ben çok merak ediyorum yani. Haftanın sonucu merakla beklenen klişesini ben oyunu merak kullanmak ediyorum. Gerekiyor maçın. Sonucundan galiba. Ziyade ben ne oynayacak bu takımları merak ediyorum. Peki. İki tane taktiksine bağlı takım. O zaman kısa bir ara. Ara sonrasında yine Beşiktaş şu kadar Kayseri Spor mücadelesiyle sanal direktör yanına karşınızdayız. Sanal direktöre devam ediyoruz. Bıraktığımız yerden sevgili izleyenler Beşiktaş-Lokatel Kayseri spor mücadelesiyle bakalım. Sanal direktörde taraftarlar hafta boyunca kimleri oylamışlar? Beşiktaş'ta 4-1 yine oyların büyük çoğunluğunu aldı taraftarlar tarafından. Ama Beşiktaş'ta dün öğle saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar anlaşarak ayrıldı. Gündemde olan isimler var. Bakalım maalesef Beşiktaş'ta... diyelim ben uzun yıllar devam yani yanlış bir karar olduğunu etmesini düşünüyorum. Etmesini istiyordun. Devam etmesi gerekiyordu. Hani Sergen Yalçın'ın da, Fatih Terim'in de, Pereira'nın da hani hocalara bir 2-3 yani sene, 1 sene, 2 sene yani 2 tane şampiyonluk yaşamış, 2 kupalı diyorsun. Bir hocanın bence bu kadar çabuk vazgeçilmemesi gerekiyordu. Tabii orada herhalde bizim bilmediğimiz neler oluyor içeride. Onu bilemiyoruz. 5 yaşa daha hocaya da hayırlı olsun. Ben Sergen Yalçın'ın boşta kalacağını düşünmüyorum. Hani kısa bir süre sonra isterse tabii çalışacağını düşünüyorum. Yerine Önder Karaveli hocamız geçecek. O da altyapıda, pro lisans sahibi. Ben aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Diziliş olarak. Yani Sergen Hoca'nın bıraktığı gibi yerden. Devam edeceğini düşünüyorum. Hayırlı olsun tabii Beşiktaş'a ama bence hani olmadı. Doğru yani. Bir karar değil diyorsun. Ya bizim ülkemizde tabii çok öyle. Aslında büyük kulüplerde bu normal. Dünyanın her yerinde. Büyük kulüplerde işler kötü gittiği zaman bütün takımı değiştiremeyeceğine göre, yönetim de değişmeyeceğine göre oradaki en zayıf halka oluyor. Peki hocayı Sergen Hoca'nın son dönemde yıprandığı... Ve zaten basın toplantılarında evet, bile yani kendimi böyle... çaresiz hissediyorum. Psikolojim benim de çok ilgili gibi evet. Açıklamalarında da hocanın yıprandığı ve ben belki daha sonra daha güçlü gelmek için. Arasında bağ koptuğunu düşünüyorum futbolcularla. Yani takımla teknik ekibin arasındaki bağ koptuğunu düşünüyorum. Tabii ki 2-3 sene sonra bence mutlaka dönecektir Sergen Yalçın. Yine 30-35 bin kişi Vodafone Park'ta bak gel ilk geldiği gibi karşılar imza, bir daha aynı şekilde olacak peki. Diye tahmin ediyorum. Devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Ersin stoper tabii, hattında çok normal. Ersin %97 evet, aldığı gol var. Wellington'u cezalı zaten. Evet. Zaten hani Necip çok ve Josef de beraber Wellington'da. Ama taraftar zaten genellikle Wellington'u oynatmıyordu hatırlıyorsan. Zaten taraftar Montero. Montero bir de oynatıyor. Evet.
Yine Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rozier'e aldığı çok güçlü boy var. Sezon başından bu yana sanal direktörde. Sol bekte her hafta değişiyor. Yok, değişmiyor. Geçen hafta da Rıdvan'dı. Rıdvan mıydı? Rıdvan. Ben sanki Umut Meraş'ta. Sen tabii o kadar çok program yapıyorsun ki biraz şey oluyor. Kolay değil yani. Rıdvan taraftarlar tarafından oyların büyük çoğunluğunu aldı. Genç 2001 doğumlu Rıdvan. Yine taraftar. Rıdvan dedi. Bakalım orta sahada. Ben de Rıdvan var diyorum yalnız bu arada. Atiba Atkins'in Josef'in yokluğunda. Atiba. Tabii Can da Can, evet Can. Bir diğer 2001'li. O orta sahaya dinamizm katıyor. Attığı gol nasıldı Kasımpaşa'ya? Bence müthiş gol attı. Evet. Hakikaten çıkarması mümkün olmayan bir gol attı yani. 3 tane kaleci olsa çıkaramazdı. Abartıyoruz da. Hakikaten çıkmaz yani o gol. Ben de Can'ın mutlaka oynaması gerektiği taraftarıyım. Can ne piyaniş diyor Beşiktaş evet, taraftarı. Normal, çok doğal. Peki Atiba %17 oy aldı. Takımın da en yaşlı ismi. Atiba'nın yani aldığı yani Oğuzhan ve Salih'in orada ısrarla taraftar tarafından da tercih edilmemesini nasıl yorumlarız? Vallahi taraftar doğru karar veriyor olarak yorumlarım. Maalesef diyelim. İki genç yani, oyuncunun değerlendirilmesi Oğuzhan nasıl yorumlarız? Oğuzhan son 3-4 sezondur. Salih oynadığı maçlarda yeteneklerinin karşılığı olan performans sahaya koymadılar. Mücadele de etmediler. Atiba'ya da kaptırırsın 1983 doğumlu. Can'a da kaptırırsın 2001 doğumlu formayı. Yani taraftar oynayan adamı hakkını verir taraftar bak. Futbolcunun hakkını verir. Mücadele eden formayı hakkını verir. Oynarsan verir. Oynamazsan kenara. Ben şaşırırdım zaten Salih Uçan'da. Ben de şaşırırdım. Oğuzhan olsaydı 11'de Beşiktaş'ın evet. 11'inde. Ben de sevgili izleyenler. Sol kanatta. Larin var sağ kanatta. Yine Gezal var taraftarında. Gezal'a olan desteği de devam ediyor. Ama zaten evet, zaten yani son ayakta kalan isimlerden biri yani biri, Can'la evet. birlikte. Batshuayi'nde düşüyor yanılmıyorsam. Ata uyarsın bizi. 65-70 civarıydı galiba. Daha yüksekti evet. Şimdi Güven'e evet o düşüyor. Normal ama işte yine biraz önce söylediniz. Büyük takımı santralı gol atmıyorsanız. Kenan Karaman'ın yani performansını beğeniyor o da olmadı yani. Beşiktaş'ta iyi performans. Sonuçta A milli takım seviyesinde bir oyuncu. Ama Salih Uçan gibi onu o aşı tutmadı. Ama daha tabii ligin 15. haftası belki. Hani önümüzdeki işte devre arası, yeni gelecek hoca, işte kim gelecek? Falken'in ismi geçiyordu bugün biz programa girmeden. Gürler Akgün yazdı anlaşılamadığını muhabirimiz, Beşiktaş muhabirimiz. İşte Bilic'in ismi geçiyor, Şenol Güneş'in ismi geçiyor ama işte yabancı hoca olacak deniyor. Hayırlısı olsun yani Beşiktaş takımı bu koskoca Beşiktaş. Hiç sorun olmaz ama tabii doğru hocayı seçebilmek mesele diye düşünüyorum ben. Yoksa Beşiktaş takımına... Fenerbahçe için de aynı şey geçer. Galatasaray için de Trabzonspor için de bunlar çok kolay hoca bulur yani. Yukatel Kayseri Spor'la devam ediyoruz. Beşiktaş'ın rakibi Yukatel Kayseri Spor geride bıraktığımız haftada 9 kişi kaldığı mücadelede Fraport Antalya Spor engelini 2-0 gibi net bir skorla geçmeyi başarmıştı kalede. Maçın da yıldızlarından geride bıraktığımız mücadelenin haftanın yıldızlarından Silvio Lung var. %86'lık bir aldığı oy var. Bence ligin de hani en iyi birkaç kalecisinden biri. Romanya milli takım kalecisi. Romanya milli takım kalecisi. Hatay Spor'da Münir, Fas milli takımının kalecisi. Yani bunlar uluslararası evet. Kaleciler. Lung başarısı taraftar tarafından da ödüllendiriliyor. Babası da kaleci. Babası da Roma milli takımının kalecisi. 1990 Dünya Kupası'nda. Abisi de kaleci ama o galiba biraz olmamış. Herkes de o kadar üstü olmaz yani. Ailede birkaç tane de o hepsi şey olmaz. Olmaz tabii. O biraz şey olmuş galiba. Uğur ve İnosini aldıkları oylarda ortada. Yukatel Kayseri Spor takımının ikisi doperi. Uğur %28, Hüseyin %53'lük aldıkları oylar var. Kolavitsios'un da kırmızı kart cezası olduğunu Antalya Spor mücadelesinde gördüğü kartta. Gavronovic de yok. Gavronovic de bir diğer kırmızı kart. İsviçre milli takımının şeyi. İsimdi. Mensah çok önemli oyuncusu. O artık sezonu kapadı herhalde. Geçen sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı. Olacaktım. Her takım başına geliyor maalesef. Özellikle sakatlıklar, kar cezaları normal. Sağ bekte bakalım. Yukatel Kayseri Spor'da kim var? Onur. Yer alıyor. Sol bekte de Lionel Carol. Evet. %90 aldığı bir oy var. Taraftar da Carol'ün performansını verdiği oylarla ödüllendiriyor. Yukatel Kayseri Spor'da 4-2-3-1 %36 oylandı. Bakalım orta sahadaki ikili. Kim? Campagnaro ve Attama ikilisi. Yine bence liginde dinamik orta saha ikililerinden biri. Raşit Altın, Campagnaro, Attama ikilisi. Kemen de yine performansı artan bir isim.
takımda. Takım taraftar tarafından da fena oy almıyor. Taraftarın ama Fernandes'i de en azından takımda görme şansı. Yani bilmiyorum Fernandes transferi. Yani tabii söyleyince şey oluyor ama biraz yani başından yanlış bir transfer bir kere yani. Tabii ki çok özel bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu ama sonra da Emre'nin de önünü tıkıyor Fernandes. Evet. Yani. Kanatlarda kimler var? Beşiktaş mücadelesi öncesi Emrah Başsan liginde deneyimli kanat oyuncularından biri. Tiam. Çok iyi. Hakikaten iyi. Vallahi 6 golü var zaten. İyi yani. Ve forvette de yine İlhan Parlak yer alıyor. 138 aldığı bir vallahi yani İlhan tabii iki takım için yani şimdi Beşiktaş için işte Sergen Yalçın'ın ayrılması eksikler nedeniyle zor maç. Tiam için neticede şey Kayserispor için neticede Vodafone Park'a gidiyorsun neticede büyük bir takımla karşılaşıyorsunuz. Zor maç. Bakalım seyirci desteği nasıl olacak? Ben hani Beşiktaş taraftarının bir reaksiyon gösterip takıma sahip çıkacağını düşünüyorum. Ama tabii bilemiyoruz ne yapacağını. İnşallah hani böyle seyirci bol taraftarın olduğu keyifli bir maç izleriz. İki takım için de zor maç. Peki. Devam ediyoruz. Sanal direktör D. Demir Grup Sivas Spor deplasmanında sahada olacak. Galatasaray Aralık ayında Sivas deplasmanında sahaya çıkacak. Fatih Terim'in takımı puanlar arayacak. Bakalım sanal direktörde taraftarın oyları nasıl şekilleniyor? Demir Grup Sivas Spor'da Ali Şaşal'ın aldığı %77'lik bir oy var. Performansı artıştaki isimlerden biri Ali Şaşal'da. Evet. Raşit Altun, Demir Grup. Sivas Spor'da devam Sivas ediyoruz. Sivas Spor'un çıkışı. Evet. İki maç üstte kazanıyor. Zaten hep konuşuyoruz seninle. Ligi 5. 6. bitirecektir diye. Yukarıya doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Rıza Çalınbay'la da birlikte hani uzun yıl, ya yıllar süren bir istikrar. En azından evet Anadolu takımlarında bu istikrar sürdükçe son iki sezondur Fatih Terim'le birlikte Rıza Çalınbay. 2 Ocak son iki sezondur takımlarının başında olan. Evet. Hatta 3. sezon değil mi? Daha eski hayır, bir şey. Hayır. Son 2 sezondur takımın başında kalan 2 Hoca var. Evet. Tabii kesinlikle. Yani uzun süre. Devam ettiren evet. Kamara ve Gutas yine iki stoperi Demir Grup. Sivas Spor'un yani bilmiyorum çok ben biraz. Yakın olduğunu Caner Osman Başan'ın da oynar. Yani ben Caner söyleyelim. Diyorum burada. Ben de onu diyecektim. Yani es geçmeyelim Caner'i de. 129 aldığı bir oy var. Bakalım beklerde kimler var? Demir Grup, Sivas Spor'da onlar da Alanya Spor deplasmanında tek gollü. Hatta Uğur Çiftçi cezalı herhalde. Ziya var zaten hani kaptan. Kırmızı kart cezalısı. Evet. Alanya bence Spor yerini kırmızı kart görmüştü Uğur deneyimiyle Çiftçi. Dolduracaktır yani. Ziya da evet. Hatta sonrasında golden sonra da genç Kerem Alanya maçında Ziya kaptana doğru koşmuştu. Güzel evet, bir görüntü Kerem ortaya Atakan koymuşlardı. Keskin. Kerem Atakan keskin. Şimdi devam edelim. Orta alanda kimler var? Kafi ve Faysal Fajir. Bu ikiliyi de beğeniyorum. Hep Allah sen söylüyorsun. Allah razı olsun diyeyim sana. Tabii yani ligin, yani ligin. Yani bence özellikle Fajir iyi bir yani zaten La Liga tecrübesi. Ligin iyi orta saha oyuncularından biri. Oyunu iki yönlü oynayabilen. Hakan'ı biliyorsun her zaman ben haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Şey kariyerinde en azından bir kere milli takım 5 yıl mı yaptı kontrat? Evet. İkinci sezon. Evet. Bence kariyerinde bir milli takıma çağrılması gerekiyordu. Bu milli takımda işte Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci'nin falan eksikliğinde bence çağrılması gerektiğini ben olsam çağırdım. Şeyi de çağırdım ama Uğur Çiftçi'yi de. Bence bu çocuklara haksızlık yapıldı. Olabilir tabii. Teknik direktör tercihi bir şey de diyemeyiz yani. Devam ediyoruz. Demir Grup Sivas Spor'da Henrique %83'lük aldığı bir oy var. Grader yine %96'lık. Yani yazın olimpiyatlara katıldığı için bir formsuz başladı Grader. Şimdi bir kendini buldu. Evet. Biraz Kerem Atakan Keskin'e de ayıp olmamış mı? Bunu söyleyecektim. Mı? Herhangi bir aldığı oylarda attığı golün bir etkisi olur mu? Yani olması lazım. Dedik bence. %13 bence ben oynatacağını düşünüyorum. %13'le görmüş onu. Bir dinamizm katıyor. Şimdi 2000'de U17 Avrupa yarı final oynayan U17 milli takımımızın orta sahadaki yıldızıydı Kerem Atakan Keskin. O takımda Yunus Akgün de vardı. O takımda Ozan Kabak da vardı. Sonra Hindistan'a dünya U17 Dünya Kupası'na gittiler. Göztepe ile ilk maçında Kerem Atakan Keskin'in Göztepe'deyken Cahbaz Bağ koptu. Geçen hafta da ikinci yani ilk 11 başladığı 3. lig maçında ilk golünü attı ve takımına altın 3 puan kazandırdı Kerem Atakan Keskin. Oyunun iki yönünü oynayan gelecek vaatten bir oyuncu inşallah uzun yıllar ülke futboluna hizmet eder. Yani altyapısı
Milli takımlar seviyesinde bütün seviyelere çok çok oynamış bir oyuncu Kerem Atakan Keskin. Bakalım hocanın ama tercihi Kerem Atakan konusunda nasıl olacak onu göreceğiz. %13'te yani oynamışlar ama tabii ki. Ama şimdi şu da var belki hani Galatasaray maçı ya daha deneyimli bir takım onu yapmışlar. Onu söyleyecektim hani Gradel ve Endrick'e varken de taraftar öyle anlayabiliyorum yani. Sonuçta Kerem'de... Ben anlayamıyorum ama yani şurada Kofi'nin yerinde olabilir yani. Ama tabii saygı duyuyoruz yani. Bakalım Demir Grup Sivasspor forveti Yatabare %56 yeri ligin deneyimli ve yani ben belli bir seviyeyi koruyan forvetlerinden Yatabare. Eleştireceksin galiba. Evet. Kaya Ödev olmalı diyeceksin. Yok demeyeceğim. Yani o tercih meselesi ama Kaya Ödev hani daha süratli bir oyuncu. Yatabare daha böyle hani fizik gücü yüksek daha merkezi klasik santrafor tipinde. Vallahi ikisi de ligimiz için üst düzey oyuncular. Hocam yani Kaya Ödev de olabilir. Kaya da öyle de başlayabilir. Peki. Demir Grup Sivasspor'un sanal direktörde taraftarın oyları böyleydi. Bakalım Galatasaray taraftar ne demiş ekranlara geliyor. Fernando Muslera 4-2-3-1 ile taraftarlar tarafından Galatasaray 11 için %36'lık bir oy alıyor. %2 acaba nereye gitti? Ben de hemen şöyle bir sana döneyim. Ya olur canım hani %1 olunca ben şey yaptım. %2 olacak bir şey yani. Tamam herkes de Muslera'yı beğenmek zorunda değil tabii yani. Devam ediyoruz. Galatasaray stoperleri Nelson ve Marcao. Marcao'nun Lazio maçı performansını bir dinleyelim. İkisini de yani Nelson da iyiydi ama hakikaten Marcao bütün Avrupa Kupası maçlarında hakikaten çok özel performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani bilemiyorum tabii medyada özellikle sosyal medyada yok 40 milyon 50 milyon euro vesaire rakamlar biraz tabii uçuk ama ben hani çift taneleri rahatlıkla Galatasaray isterse elinden çıkarmak isterse çift tane rakamlarda olabileceğini satabileceğini söyleyebiliriz. Yani mesela kimle birlikte bence ligin şu anda en formda iki stoperi Marcao ile Kimmice değil mi? Kimmice. Hakikaten şey oynuyorlar yani. Özel bir savunma yani performansı ortaya koyuyorlar. Herkesin bir seviye yani. Üstündeler yani. Devam ediyoruz. Galatasaray'ın bekleri. Yine Yedlin ve Panayinoz. Raşit Altun'un çok beğendiği iki bek Galatasaray'da. Çok beğendiği derken ben yani çok yani çok eleştiriyorum. Yani haftalardır yani, eleştirdiği ben, iki bek Yedlin yani Galatasaray'ın en büyük sıkıntılarından iki orta saha ve iki sağ sol bek olduğunu düşünüyorum. Hani bir de kanat oyuncusuna da ihtiyacı var ama neticede tebrik ederiz önce Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de. Evet. Avrupa Kupalarında Galatasaray'a özellikle puan, yani puan kazandırdılar. Yani bir puan bir puandır. 15.yiz. Aşağı gitmememiz lazım. İnşallah Galatasaray devam eder. Fenerbahçe de Konferans Ligi'nde puanları kazandırmaya devam eder ama hani Yedlin'le puan aralıkla ilgili tabii yani neticede büyük takımın sağ sol beki ama ben hani çok özellikle Yedlin'in zaten orada da büyük bir şanssızlık yaşadı Galatasaray. Omar. Sonra Boyin sakatlığı. Yani Omar Allah korusun o kazayı geçirmeseydi Boy alınmayacaktı. Boy sakatlanmasa Yedlin alınmayacaktı geçen sene. Yedlin iyi performans gösterse Boy alınmayacaktı. Orayı bir türlü şey yapamadı. Peki Lazio maçında beğendin mi Galatasaray'ın? Genel olarak performansını evet, beğendin yani. Mi? Bence yani taktik olarak Galatasaray istediğini aldı. Neticeden çok da fazla kalesinde puan göstermedi. Neticeden İtalya'da bir Serie A takımına karşı çok fazla kalesinde yani Galatasaray taktik olarak bence sahada her şeyi yaptı ve o bir altın puanı orada yenilmemek önemli tabii Avrupa grubu lider bitirmek. Onu aldı. Ne istiyorsa onu yaptı aslında. Devam ediyoruz. Orta saha tercihiyle taraftar. Yine biraz tabii Yedlin'in kanadından biraz zorlandı yine. Demeden geçiriyorsun. Taylan ve Berkan Kutlu ve Sofyan Feguli. Yani zaten Berkan'la Taylan'dan başka da üçüncü adam Asun Çağ var. Yok yani. Yani orada tabii Çıkıldağ'ın tam ne zaman bitiyor şeyi hastalığı onu da ben şimdi şey yapamadım. Yetişiyor da olabilir bilemiyorum. Yani geçen Perşembeydi çünkü. Perşembe 8 gün 9-10 mu ya da işte bir gün 2 gün işte 10 gün ya şey süre. Evet. Onu bilemiyoruz. Tabii Çıkıldağ'ın 15 gün karantina. Ona düşmedi mi o? 15 gün dedi sevgili editörüm ve yönetmenim. Bakalım peki. Eğer sen 10 diyorsan birazdan tekrar bir beni düzelteceklerdir. Peki bir şey söyleyeceğim. Aytac'ın performansı bir dakika şimdi aklıma geldi. Bizim yönetmenin de ismi Ata, editörün de ismi Ata olmuş. Enteresan değil mi? Enteresan. Evet, şimdi bence bunu çıkarken bir konuşalım. Ben konuşacağım. Fotoğraf çektireceğim. Tesadüfü. Devam yani, ediyoruz. Galatasaray'ın kanatlarında Borutsan. Diğer kanatta zaten hani Kerem Akkürkoğlu. Yani Kerem hakikaten muazzam bir performans. Galatasaray'ın
bazı oyuncuları sezon sonu elinde tutmakta işinin kolay olmayacağını ve bunlardan sözleşmeleri var ama sözleşmeleri var. Zaten tutmaktan kastım o. İllaki gelen tekliflerle beraber. Evet yani şöyle gerçekçi olalım yani. Galatasaray'ın kadrosunda Kerem ve Marka o ikisinden çift taneli rakamlarla satılma ihtimali o oyuncuda. Diğerleri değil ama yani. Hani bugünkü performansıyla diyoruz. Evet. Çünkü Kerem'in milli takım performansı, Avrupa performansı, Marka'nın da Avrupa performansı tabii. Zaten hani ligde 8 hafta yoktu. Evet. Hakikaten özel performans sergiliyorlar. Galatasaray'ın forveti bakalım taraftar. Bu hafta kim diyor? Bu hafta Cag ne diyor taraftar? Geçen hafta Mustafa Muhammed'di. Vallahi ben de Lazio maçındaki performansı tamam hani atmadı, çok pozisyona giremedi ama çok mücadele ettiğini düşünüyorum. Ben zaten hani hep genel konuşuruz. Manada da sezon geneline bakacak olursak bence Cagney diğer oyunculardan bir adım önde. Ya valla ben de şunu söyleyeyim. Bence Cagney de Mustafa Muhammed de iyi santraforlar. Hani ikisi de. Benim tabii kişisel fikrim ama şu da bir gerçek yani. Tabii Galatasaray Lig'de pozisyonu gole çevirme oranı en düşük takım olduğunu da söyleyelim. Yani gol beklentisi en yüksek takım ama en çok oynatan takım değil ya da hani böyle söyleyeyim. Daha doğrusu bu. Atamıyor Galatasaray. Mesela Altay maçında da hani çok kötü bir oyun ortaya koymadı. Hani pozisyonlara girdi. Sağda bir oyun vardı Galatasaray'ın ama atamazsanız olmuyor. Peki. Zor bir deplasman. İki takım için de zor tabii yani. Devam ediyoruz son bölümde artık. Son dakikalarımızda da yine Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçını konuşacağız. İşte sanal direktörde taraftarın oyları Gaziantep Futbol Kulübü adına 4-2-3-1 %36 ile en çok oyu alan Diziliş. Kalede de Günay Güvenç var Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Devam ediyoruz. Ligin de bence mesela hani o kadar iyi kaleciler var ki. İşte evet. Uğurcan, Altay, Ersin, işte Mert Günok. Serkan. Geçmiş olsun ona tekrar Serkan Kanı. Güney'e sıra gelmiyor mesela. Ben hani Güney'in de mesela hep şey Sinan Bolat'ı aldı ya hoca milli takıma. Yani Serkan Kırıntı ya da Güney'i de bir kere zaten oynamayacak yani çocuklar. Hani bir davet edilebilir diye düşünüyorum ben. Şu yüzden... Anadolu takımlarındaki kalecileri motive olurlar oyuncularda. Hani bak biz de gittik gibi. Peki. Beklerle devam ediyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Kitsiu ve Mendil aldıkları oylar. Orta sahada bakalım taraftar ne diyor? Gaziantep Futbol Kulübü taraftarları orta saha için ekranlara da geliyor. Gelemiyor. Doğan Erdoğan'la Recep. Yine Recep enteresan Niyaz'da. Yani. Evet. Maxim hep konuşuyoruz seninle de. Ligin en iyi orta sahancılarından biri. Zaten en yüksek oyu da taraftarlardan. Evet, ama, Maxim aldı. Evet. Kanatlarla devam edelim. Erol Bulut'un takımı Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Figueiredo'yu ben de bu sezon son haftalarda beğeniyorum. Sagal biraz. Hani yani enteresan performans. Enteresan bir oyuncu yani. Yani müthiş oynuyor, atamıyor. Biliyorsun geçen sene Denizli'de en çok şut çeken evet. Futbolcu. Enteresan bir oyuncu. Hoca da bakalım Sagal'dan vazgeçmemeye devam ediyor. Ve Muhammed Demir de yine Diko ile birlikte. Forvet yerli oyuncularından, yerli santraforlarından biri zaten çok fazla yok. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sanal direktörde taraftar bakalım nasıl bir 11 belirliyor. Ekranlara da geliyor. 4-2-3-1 bu hafta da artık %22 ile Raşit Altun taraftar üçlü stoper denemesini artık çıkardı mı gündeminden sence? Sanal direktörde bu haftada %22 ile çünkü evet. 4-2-3-1 yine %17'lik oyu var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Geçen sene sezon bittiği zaman, lig bittiği zaman hani bize şey yapıyoruz ya internet sitesi için kadronuzu oluşturun diyorlar hani bize yorumculara. Ben sol beke mesela Atilla Salah'ı koymuştum geçen sene. Ne diyeyim öngörüde. Yani, Raşit Altun gibi. Ben çünkü yani ben mesela sağ ya da sol bekin dörtlü defansta sağ ya da sol bekinizin içlerinden birinin biraz daha stoper özellikli olması. Evet, hep söylüyorum. Resul. Adana Demirspor'da geldi Montella. Rasmus Spor'da Dorukhan diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani bu Dorukhan ne? Orta saha özellikli. Yani sol beki. Savunma en azından güzel bir böyle çıkaramaz mıyız? Dansville orada da. Resul. Atilla Salahi. Eskilerden Hakan Baltani geçtiğimiz yıllarda. Diye düşünüyorum ben. Peki. Devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin stoper hattında Kim Min-jae ki zaten yani söylemiştim. Hakikaten müthiş bir transfer birlikte. Oldu yani Kim Min-jae hakikaten. Kim getirdiyse getiren menajeri de işte bulanı hoca zaten istiyor. Hakikaten tebrik etmek lazım.
Beklerle devam ediyoruz Fenerbahçe'de. Ferdi Kadıoğlu artık iyice sağ beke hem taraftar hem de Pereira tarafından dörtlü oyunlarda yerleştiriliyor. Yani benim geçen sene yaptığım takımda solda şey takımında yani ligin en iyi yani lig yani kadro kurum dediler. Ben Atilla'yı sol bek oynattım geçen sene. Bak bu var. Bir kez daha duymuş olalım. Hani üstüne basa basa. Hani bir yani kez burada daha. Konuşuyoruz öyle de yani rüzgardan. Şey yapmayalım. Yani. Ben de bir tebrik edeyim bari. Raşit aldım. Madem o kadar biraz havayı demişsin sen. Tebrik etmeden olmaz seni şimdi. Devam ediyoruz. Orta sahada Fenerbahçe'de Sosa ve Gustavo. Gustavo Sosa ikilisi Mert Hakan ve İrfan Can'ın yokluğunda. Taraftar %22'liğinin Mesut Özil'i de kadroda bulunduruyor. Sosa, Mesut artık oynar oynamaz soru işaretleri de en azından bu gündemden çıkmış olmalı. Allah ki. Razı olsun. Evet. Haftalardır konuşuyoruz. Taraftar artık Sosa ve Mesut beraber oynar diyor. Sağda Rossi, solda Pelkas. Evet. Ve önde en uçta da Fenerbahçe ben, taraftarı. Serdar. Hat-trick yapan ya tabii, son maçta tabii, çok doğal Serdar. Rize maçında ama yani yarım tabii, saatte hat-trick yapan Serdar Dursun diyor. Şimdi bence mesela sen ne diyorsun? Benim peki, Fenerbahçe kadromda tabii ama eksikler olduğu için söylüyorum. İrfan Can, Mert Hakan. Gustavo'nun yerine Mert Hakan, Rossi'nin yerine İrfan Can, Valencia'nın yerine de şey Serdar'ın yerine de Valencia oynar. Burada da Tisserand, Solbek, Salah oynar diyorum. Peki, biraz taraftar. Karışık oldu benim şimdi izleyen ama izleyiciler anlamıştır. Benim yani ben hep söylüyorum. Çıktığım bütün yayınlarda Fenerbahçe'de Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan yanında Sosa kesinlikle oynar. Kimdi tabii yani. Onu da söylemeye gerek yok artık. Güzel bir maç bizi bekliyor. Sağlık. Çok teşekkürler. Haftaya derbi var. Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Evet. İşte Erol Hoca. Derbi 11'leri içinde taraftarı, sanal direktöre yine evet, bekliyoruz. Oylarınızı bekliyoruz. Bu maçın bir de enteresan tarafı tabii Erol Hoca. Kolker. Güzel bakalım bir maç bizi bekliyor. Bakalım. Keyifli. Maç izleyeceğiz inşallah. Peki. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık Raşit Altun. Sana bir kez daha teşekkür edelim çıkmadan. Sanal direktörü bu yorumlarla birlikte noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta saat 17'de Cuma günü bir kez daha bu ekranlarda olacağız. Sanal direktörle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.